Her geçen gün, her geçen saat can kaybı ve yaralıların sayısı Gazze Şeridi'nin içinde artıyor ki bir önemli noktada az önce yakıt sevkiyatından bahsetmiştim ki artık Gazze Şeridi'nin içindeki birçok hastane hizmet dışı kaldı. Birkaç gündür bunu anlatıyoruz aslında. Çünkü hem jeneratörlerinin çalışmasını sağlayan yakıtları tükendi hem de tıbbi ihtiyaçları da artık tükenmiş durumda. Hemen evet arkadaşlarım beni kulağıma söyledi, uyardılar. Son dakika sıcak bir gelişme olarak aktarayım. Gazze Şeridi'nin içinde can kaybı artış gösterdi ve 6.546'ya yükseldi ki dün bu rakam 5.800'ü geçmişti. Bir kez daha tekrar edeyim. 6.546'ya yükseldi. 19 günde Gazze Şeridi'nin içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.546'ya yükseldi. Dediğim gibi her saat, her gün can kaybı artıyor. Bir yandan saldırılar devam ediyor. Bir yandan insani durum içerideki felaket boyutundaki bir kez daha tekrar edeyim. Yaklaşık şu anda 4 günde biliyorsunuz cumartesi günü yani savaşın 15. gününde ilk yardım konvoyu 20 tırlık konvoy içeri giriş yapmıştı ki onun ardından 4 günde cumartesi, pazar, pazartesi ve dün geceyi de katarsak toplamda 62 yardım taşıyan tır içeri girmiş oldu ki aslında günde en az 100 yardım tırının giriyor olması gerekiyor bölgeye ihtiyaçların karşılanması için ki Birleşmiş Milletler'in özellikle de yakıt ikmali konusunda dün bir çağrısı vardı. Birleşmiş Milletler acil ateşkes çağrısı yapılsın ve içeri alınan 6 yakıt tankerinin kuzeydeki hastanelere güvenlik garantisi verilmediği için ulaştırılamadığını belirtmişti. O hastaneler hala çalışamaz durumda. İşte içerideki bu durumun daha güvenilir hale gelip bu yakıtların bir an önce hastanelere ulaştırılması, ihtiyaç duyulan yerlere fırın gibi unsurlara ulaştırılması bizim de beklentimiz ki bir nebze de olsa oradaki insani durumun rahatlaması açısından ki tabii yeterli değil. Meltem Bozbeyoğlu saat itibariyle artık yavaş yavaş yayını toparlamam gerekirse şunu belirteyim. Yayına başladığımız dakikalarda Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a yönelik yine saldırılar oldu ki canlı yayında aktardık bunları. En az iki noktanın görebildiğimiz alan içerisinde iki noktanın vurulduğunu gördük ve bu saldırılar devam ediyor. İsrail dronları havada. Zaman zaman savaş uçaklarını işitiyoruz ki özellikle dün çok yoğun bir şekilde savaş uçakları havadaydı. Gazze Şeridi'nin üzerindeydi. Yine kameraman arkadaşım Emir Ünlü ile birlikte Gazze sınırının sıfır noktasından en sıcak gelişmeleri, en sıcak görüntüleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik sözü sana bırakalım.